Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günüdür haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunmak istiyoruz. Kıymetli seyirciler, ekranımız bozun. Amerika Xitay'daki en çok yerim ötküzgüç işlep çıkarıcıdan münasebetini üzmekçi. Amerika hükümeti Xitay'daki en çok yerim ötküzgüç işlep çıkarıcı Xitay Elektron Teknoloji Grubu bilen soğudu münasebetini üzüşünü oylaşmaktayken. Washington Postisi gezdinin Amerika Devlet Müdafiye Ministerliğinin bu axtaki uçurlarda nakil elip haber kılışça, Trump hükümeti Xitay'nın yerim ötküzgüç işlep çıkarış halkara grubini karı tizimdeki kirgüzüş meselesini müzakir kılmakta. Haberde görüştüşçe bu Amerika Xitay arasındaki teknolojiye münasebetlerinin tehimi ciddileşkenlikinin alametiyken. Xabarga qaraganda, agar Xitoyning mazkur shirkati Amerikaning muassasa tizimligiga kirgizilsa, mazkur shirkatning mahsulotlarini Amerikada sotish ishi tashlanishi ekan. Bu shirkatning mahsulotlari ustidan elib berilgan tekshirish kuchaytirilib, shirkat Amerikaga mol kirgizish uchun alohida ijozatnoma iltimos qilishga to'g'ri keldi ekan. Reutersning xabar qilishicha, Davlat mudofaa ministrligi bayonotchisi, agar shundoq tadbir qo'llanilgan bo'lsa, Xitay yerim ötküzgüç şirketinin texnomu tepsili tekşürüşünün ötüdüğallıqını bildirgen. Ama o tekşürüşünün sebebi hakkında izahat vermegen. Xabarga qaraganda SOS Xalqara şirketi deb atılıdığan Amerika'da devlet müdafiye sahasının toxtamlıq hüddigeri ötken ay elan kılgan bir dokulatıda Xitay yerim ötküzgüç yasas şirketinin Xitay devlet müdafiye tarmaqları bilen münasibeti barlıqını. Bulup mu harbi elektronluk mahsulat yasaş şirketi CATC yani Xitay Elektron Teknoloji Grubu bilen uzun yıllardan buyan yakın münasebetini saklap gelgeligini bildirgen. Malum buluşca CATC yani Xitay Elektron Teknoloji Grubu 2016 yılı Amerika Saudi Ministerliğinin karı tizimlikige elinğen Xitay şirketinin biriyken. Muassasa tizimlikige yani karı tizimlik Amerika hükümetinin Amerika'da Saudi kılışı ya ki Amerika yukarı texnikalarını işiltişi çekilengen şirket, organ ve hükümet müesseselerinin tizimlikini görüstüdü. Ötken yıldan bu yan Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk depsendikilikide rol algan 30'dan artık Xitay şirketi Amerika'nın mezkur karı tizimlikine kirgizildi ve onların Amerika'nın yukarı texnikalarını setivelişi çekilendi. Xitay Amerika muhbirlerine karşı vize çekilmesi yolu koydu. Xitay'nın Amerika muhbirlerine karşı yeni vize çekilmesi yolu koyduğu malum. CNN televiziyasının haber kılışça Xitay dairleri ötken haftadan başlayıp Amerika'nın Xitay'da turuşluk ahbarat organlarında işleydiğen çet el puhralarının vize ve muhbirlik salahiyet guvanamesini yenilaşını kıyınlaştırgan. Valkoçisi gezdi haberinin bugün aşkarlışça Xitay dairleri hizmet kartısının vaxtı toşkan Amerikalık jurnalistin kartısını yenilap berişini ret kılgan. Xitay hizmet kartısının vaxtı toşkan kemdigende 3 Amerikalık muhbirinin kartısını yenilaşını ret kılgan bulup, bu Amerika-Xitay münasibetinin naçarlışıgı ağışıp, iki tarafının jurnalistlerinin vize meselesindeki ziddiyetinin texnomu keskinleşkenlikini körüstüp beridiken. Xitay dairleri Xitay'da hizmet kılıp atkan Amerika muhbirlerine alahide mektup evetken bulup, mektupta onlarının vaxtı ötken muhbirlik salahiyet guanamelerini vaxtınca işiltip hizmetinin devamlaştırısı buluduğallıqı. Xitay bu jurnalistlerinin hizmet icazetnamesini yenileyalaydıgan ya ki yenileyalmaydıgallıqını Amerika'daki Xitay muhbirlerinin takdirige bağlıq ikkallikini bildirgen. Muhbirlerinin biri Valkoçisi gezdinin muhbiri iken, Amerika Simliq Televiziyatori CNN'nin haberige qarıganda mezkur organının muhbiri David Colvermu təsirge uçurgan muhbirlerinin biri iken, adatta Xitay'da ahbarat kartısı yeni vize eliş müddeti toşkandıyken yenilinişi gerek bulup, yukurda tilgi elinğen 3 muhbirinin kartı yenilaş iltiması ret kılınğan. Ular içide David Culver Valkoçisi gezdinin yukur derecelik muhbirlerinin kartısı yenilap berilmegen. Şundaklı bu yılının 5'de Xitay dairleri yana Washington Postisi, Wall Street Journal'i ve New York Vakit Gezdi Qatarlıq ahbarat organlarının Xitay'da turuşluk 9 nöper muhbirini Xitay'dan qoğulap çıkarğan. Bularının arasında Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki sahçı devleti ve takip sistemi sahakıda programı işleyen Josh Chin Qatarlıqlar mı bar idi? Xitay garipni boysunduruş maksidiga hergiz yetelmeydi. Şivisaryalı kespi yazgıcı ve jurnalist Frank Andre Mayer ilgiri elan kılgan Nime üçün hiç kim Xitay'a karşı namayış kılmaydı namlıq makalesi de
Xitoy rejimini digital stalinizm deb atab, Uyghurlar qamalgan Xitoychi gulagining ismi qayta tarbiyalash markazi deyilmoqda. Qo'lga olinayotgan, o'ldirilayotgan, qamalayotgan, g'oyib qilinayotgan praktiki buyumiga aylanib ziyonkashlikka uchrayotgan Uyghurlarga zodi qanchalik odam ich og'ritib baxti degandek bayonlarga o'rin bergan edi. 3-chi sentabr kuni u Germaniyadagi Fox axborot to'rida g'arib hargiz mag'lub bo'lmaydi. Chunki Xitoy bir nuqtada g'aribga aslo yetishalmaydi nomliq yana bir maqola e'lon qildi. Maqolada bayon qilinishicha ba'zi Xitoy ziyolilari va Xitoy parastlar Xitoy hokimiyatining siyosiy, iqtisodiy, diplomatiya quvvatini ko'kka ko'tarib, hatto Xitoyning g'aribga bo'lgan ta'sirini nufuz kuchini mubolag'a qilib, g'arib mag'lubiyatning tahdidiga yo'liqtila emas, balki mag'lub bo'lib bo'ldi degan qarashni ilgari surishgan. G'arib mag'lub bo'ldimi? Uzundan buyon bu savol ba'zida andishiga to'lgan tovan ovozda, ba'zida ko'ranglikka to'lgan yuqori sadoda so'rilib keldi. Uning javobi oxirgi hisobda go'yo ha-a bo'ladigandek qiladi. Deb söz başlayan Frank Mayer maqalisti mundaqtaydı. Eğer garip mağlup bolgan bolsa bu nemidin derek berdi. Bu erkinliknin mağlup bolganlığının derek berdi. Xitay tahdidini Xitayının kişilik hukuk depsendikliklerini, Xitayının siyasi ve iqtisadi tecavüzçiliklerini izgil söküp gelgen Frank Mayer maqalisinin Xitayının digital diktatorluğu garipnin işlep çıkarışıgı tayındu namlıq bölükide mundaq yazıdı. Xitoyning sotsializm bilan kapitalizmning qiyni aralashgan zamonaviy fashizmlik modeli g'aribni mag'lub qila olamdi. Shunda qila olsa edi, u oldi bilan Xitoyning o'zini mag'lub qilgan bo'ladi. Chunki insoniyat tarixidagi bu tunji digital diktator davlat g'aribning ikki mahsulotiga tayindi. Buning biri marksizm, yana biri kommunizmning holini kovlaydigan kapitalizm. Frank Mayer maqolasida Uyg'urlarni tilga olib mundaq deydi. Kim öz puhrası bolgan Uyghurlar üstüden bu kadar içinişlik bastırış elip berip atkan bolsa, kim 600 milyondan artık kamera ornutup öz halkını umumyüzlük nazarat kılıp atkan bolsa, kim Hong Kong yaşlarının narazılık namayışlarından korku atkan bolsa, kim puhralarının aklı yanfullarını kademde bir tekşürüp kündülük durmuşuğu dahli yetküzü atkan, onlarını cazalap atkan bolsa, del şu mengü erkin bir puhralar cemiyetine hergiz barlıqı keltürelmeydi. Erkinlikdən ibarət insaniyyətin ən əqəlli hüquq-hüququna hörmət qilishni bilməyən, əksiki onu xalığanca ayaq astı qılıb atqan Xitayının hər gizmi gərib üstüdən qalibi qılalmaydıqanlıqını, gəribni məğlub qilish məqsidigə əsla yetilməydıqanlıqını ilgiri sürgən Frank Mayer maqalisdə, Huawei'nin Xi Jinping'nin bir qurali işgərlikini tilgə elib, sözünü Girman paylasopi Georgi Wilhelm Friedrich Hegel'nin Dünya tarixi erkin təpəkkür arqılıqla tərəqqi qılıdı degen ibarəsi bilən axırlaşdırğan. Hindiston bilan Xitoyning davlat mudofaa ministrlari Moskvada uchrashdi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Hindiston bilan Xitoy davlat mudofaa ministrlari Moskvada uchrashib, Ladakh rayonidagi kunsiri kuchayotgan jiddiylikni pasaytmoqchi bo'lgan. Hindiston vaqt kelsining xabariga qaraganda, Hindiston hukumatı shanba kuni davlat mudofaa ministri Sengi bilan Xitoy davlat mudofaa ministri Weifenghaning Ladakh sharq kontrol liniyasi Lak va Hindiston-Xitoy munosabati to'g'risida suhbatlashgan. Söhbette Hindistan Devlet Müdafiye Ministeri Sengi Hindistan'ın yakınlığı bir neçe ay içinde Hindistan-Xitay çigrasının gharbi kısımdaki Galvan Vadisi'ni özcik alğan emeli kontrol liniyası boyudaki terakkiyatı tutkan meydanını enik ihbadilip, növetki vaziyetini mesuliyetçallık bilen bir taraf kılış gerek. Her iki taraf vaziyetini murakkepleştirip etidigan ya ki çigra rayonunun vaziyetini keskirleştirip etidigan başka hareket kollanması gerek degen. Xitay Devlet Müdafiye Ministerliki organ toru haberi qarğanda Weifenghe, Xitay bilan Hindiston chegarasidagi jiddiylikning sababi nihoyatda aniq. Mas'uliyat butunlay Hindiston tarafida. Xitay 1 santimetr zaminni qo'ldan berib qo'ymaydi. Xitay armiyasi egilik huquqi va zamin butunligini qo'g'dashda to'liq iqtidor va ishonchisi bor degan. Hindiston davlat mudofaa ministri Sengi Twitter hisobotida yig'inning 2 soat 20 minut davomlashganligini oshkorlagan bo'lsa-mu, ammo ko'p tafsilotlarni oshkorlamagan. Hindiston davlat mudofaa ministrligining aytishicha, Hindiston qo'riqlik armiyasi bosh shtab boshlig'i Naravani payshanba va juma kuni Ladakh rayonini ziyorat qilib, rayonga o'rinlashtirilgan askarlar bilan ko'rishgan. Naravani juma kuni o'zining Himalaya tog'ining g'arbiy chegarasidagi Xitoy bilan bo'lgan tirikishini suhbat orqali hal qilgani bo'ladiganligiga ishonganligini aytgan. Hong Kong'da kanun kengişi sayılımının keçiktürlüşüge karşı namayışı ötküzüldü.
Xitoyning Hong Kong alohida ma'muriy rayonida qonun kengashi saylovining kechiktirilganligiga norozilik bildirgan xalq ommasi keng ko'lamli namoyish o'tkazdi. Janubiy Xitoy atigalik gazetasining xabarlariga asoslanganda Hong Kongda minglab kishi sentabrda o'tkazilishi belgilangan qonun kengashi saylovining 1 yil kechiktirilganligiga qattiq norozilik bildirdi. Hong Kong saqchi doiralari ijtimoiy aloqa hisobida e'lon qilgan bayonotida oz deganda 90 kishining qo'lga olinganligini va ularning ko'pinchisining qonunsiz yig'ilish qilish jinoyati bilan ayblanganligini uqtirdi. Namoyish jarayonida otaqli faoliyatchilardan Tam Tak Chimu qo'lga olindi. Saqchilar Kowloon rayonida namoyishchilarga yosh oqquzish bombasi ishlatib, ularni tarqoqlashtirmoqchi bo'ldi. Hong Kong valisi Carrie Lam 31 iyulda e'lon qilgan bayonotida Xitoy virusi yuqumi sababidan qonun kengashi saylovining 1 yil kechiktirilganligini e'lon qilgan edi. Xitoy xalqaro jamiyatni aldash tashviqotini kuchaytirmoqda. Bugun ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sirlardan oshkorlanishicha, xalqarada Xitoyning Sharq Turkiston xalqini yo'q hisobda haq berib, qul o'rnida majburiy amgaki selayotganligidan iborat haqiqatning oshkorlanishiga ergishib, Xitoy xalqaro jamiyatni aldash maqsadida tashviqot vositalarida yolg'on tashviqotni kuchaytirmoqda. Sinda 2018 yili ishga o'rinlashtirilganligi da'vo qilingan Uyg'ur ayolni majburiy so'zultib, boshda 700 so'm ish haqqi olganligini, yaqinda ish haqqi o'stirilib 1800 so'mga chiqqanligini tashviq qilgan. Yaqinda Istiqlol xabar bo'limimizga Xitoyning majburiy amgaki selish qilmishi haqida uchur yo'llangan bo'lib, Xitoy tashviqotining xalqaro jamiyatni aldash maqsadida chiqarilganligini Biroq Sharq Turkistondagi reallik Xitoy tashviq qilgandek emas ekanligini, oy oxirida ish o'rnida yegan tamoq pullarini bermoqchi bo'lgan ish haqqidan tutib qilib, oshqinini beradiganligini, tutib qilib oshqan pulning nihoyatda oz ekanligini oshkorlagan. Ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan yana bir sindan ma'lum bo'lishicha, Xitoy bu yilmo dehqonlarni oldigan bo'lib, Xitoy doiralari atyozda turpon yashil uzumining 1 kilogramini 10 so'mga o'stirdiganligi haqida uchur tarqatgan. Amiliyatda üzümni Xitoy doiralari degandek oladigan odam topilmagan. Sindi bir yosh hasrat chekkan holda yashil uzumning kilosini 10 so'mning ustida oladi degan edi. Xushal bo'lgan edim, biroq ular degandek bo'lmadi. Dehqonlar ocharchilikda qoldi deganlarni bildirib, Xitoy tajovuzchilarining dehqonlarni jumladan Uyg'ur xalqini har xil bahonalar bilan namratlashtirish orqali o'ziga beqindirib kontrol qilishdan iborat razil planga yetish uchun Sharq Turkiston xalqini har xil vositalar bilan qiynashga boshlaganligini, xalqimizning nihoyatda og'ir kunlarda qolganligini oshkorlagan. Men keldim og'illar tangina. Endim dema. Ish lüzumni bosini o'rlat kedek. Dedi, xush olibdimi? Mungkin üstünde aldı ki edip. Bir sapak üzüm yeşil olmaydı o bir yıl. Tüy dokamda. Tüy kettik. Dehkallan ağızdan karsanla. Açık uçuya tatlı uçuya kediden karsanla yağız çişkerinden mi kettim de. Türkiye'deki Xitoy virüsü hakkında en yeni malumat. Türkiye'de yakınlık 24 saat içinde Xitoy virüsü sebebinden 53 kişi kaza kıldı. Shuning bilan Xitoy virusi o'ttirg'i chiqqandan buyon qazo qilganlar soni 6673 ga chiqdi. Bir kun ichida 96842 kishi tekshirilgan bo'lib, bulardan 1578 kishida virus payqaldi. Mushi 24 soat ichida saqiyib doktorxonadan chiqqan 1013 kishi bilan qo'shilib, saqayganlarning umumiy soni 251105 kishiga yetdi. Sihiya ministri Xitoy virusi xatirining hali ham kuchlik ekanligi Shunlashqa maska taqish, ijtimoiy aralik saqlash va tozalikka rioya qilishning intayin muhim ekanligini bildirdi. Gollandiyada Xitoyga qarshi marafonchi qarshilik ko'rsatish namoyishi boshlandi. Bugun Gollandiyada turishli Xitoy konsulxonasi oldida Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish hamda qirg'in qilish jinoyatiga qarshi 4 oylik marafonchi qarshilik ko'rsatish namoyishi boshlandi. Namoyishni Gollandiya Sharq Turkiston tashkilotlar ittifoqi tashkillagan bo'lib, Xitoy konsuli oldidagi Reshatkaga Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish, qirg'in qilish jinoyatlari aks ettirilgan xatlar yozilgan uzun plakat esilgan. Ziyoratimizni qabul qilgan jamiyat mas'ullaridan Isa Qarim namoyishning 4 oy davom qildiganligini
4 ay içinde Gollandiya'da yaşayatkan Uygur muhacirleri öçret boyunca küç ulap devamlaştırdıklarını, Gollandiya'da yaşayatkan Uygur muhacirlerini namayışka aktif katnışka davet kıldıklarını bildirdi. Assalamu alaikum, hürmetli kardeşler. Bugün 2020 yılı 9. ayının 7. günü biz Gollandiya'da 4 aylık marason namayışını başladık. Xitay konsulunun aldı da bana bugün bu marason namayışımızın 1. günü bana Xitay konsulunun aldı da bu namayışımız devamlı şartıdı. Bütün Gollandiya'da yaşayan bütün Şarkı Türkistanlıklı bu namayışka katlaşıka davet kılın. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki bağlı hizmetleşlerime köptün köp rahmet eylemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.